Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üstünü İHA'larla vurdu. Saldırı sonrası Tel Aviv karışırken saldırıda Genelkurmay Başkanı Halevi'nin öldüğü iddia edildi. Ne oldu? İsrail Lübnan'a saldırdığı ilk günden itibaren en büyük darbeyi aldı. Hizbullah, Golani'deki İsrail askeri üstünü vurdu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı işgalci İsrail askeri olduğu belirtildi. Elektronik harp taburunda 1500 civarında asker olduğu belirtilirken saldırıda Genelkurmay Başkanı Halevi'nin de öldüğü iddiaları sosyal medyada dolaşıma girdi. İsrail medyası iddianın gerçeği yansıtmadığını yazdı. Öldürüldüğü iddialarının ardından soykırımcı Halevi, Hizbullah tarafından vurulan üssü ziyaret etti. Saldırının acı verici olduğunu söyleyen Halevi, savaşmaya devam edeceğiz dedi. Öte yandan Hizbullah saldırıda soykırımcı İsrail askerlerini yemekhanede yakaladı. İsrail medyası sirenlerin çalmadığını, hava savunmasının etkisiz kaldığını belirtirken istihbarata dayalı saldırıya dikkat çekti. İsrail askerlerinin hazırlıksız yakalandığı saldırının istihbaratının içerden sızdığı düşünülürken işgal ordusunda casus kim tartışmaları başladı.